2020'ye biz ay fazı balıkla giriyoruz. Yani bu ne demek oluyor canım? Kalbimizde, kalbimiz, balık ruhumuz, kalbimizde. duygu durumumuz, evet. savunmatik tarafımız. Evet. Ondan sonra işte içselleştirmekle içselleştirmek arasındaki halimizi bu gece, ay işte yeni yılsa filan falan gibi bu hallerimiz biraz ayın halinden ve balık halinden. Sevgili balıklar, 2020 yılının en ünlüsü siz olacaksınız. 2020 Mart'a kadar sağlığınız, Kararlarınız, inadınız, küskünlükleriniz, mesafeniz ve alacağınız kararlar çok konuşulur. Yaptıklarınız oh. öne çıkacak. 2020 ününüze ün katacak. Türkiye'deki ünlüler de fazlasıyla bolca konuşulacak. İniş çıkışlarınız çok olacak ama miras ve hukuksal konularda hakkınız sonuna kadar arayacaksınız. O yüzden de eğer bir balık burcuysanız bu sefer ay burcunuzda yani güneşinizin üstünde başlıyor ve dolayısıyla siz güçlü başlıyorsunuz ama tabii ki bazı şeyleri geride bırakmalısınız. Eğer zodyan en inatçı veya en ikinci burcunu merak ediyorsanız ve en güçlü burcunu Balık, balık değil. Çünkü siz de bunu hissedeceksiniz 2020 yılındaki ayın fazı bu. 2020 yılında en dikkat etmeniz gereken tarihler tabii ki değişken gökyüzüne teslim olduğunda ve oralardaki tutulma aksarında. 13 Mayıs 25 Haziran tarihlerinde hem Venüs geri gidiyor olacak hem gökyüzü el değiştiriyor olacak başka bir yol haritası çiziyor olacak ve bizim de modumuz değişecek ve balıklarda buralarda daha dikkatli olması gerekiyor. Şanslı günler? En şanslı olduğu günler tabii ki doğum gününün başladığı ta ki 21 21 Mart'a kadar. Ama ben size burada yine kısıtlı tarih vermiş gibi olmayayım. 26 Mart 8 Mart diyorum ama siz yine bunu 21-22 Şubat'tan, Şubat'tan alın. Itibariyle. Ta ki 21 Mart'a kadar götürün. 22 Mart'a kadar çünkü Satürn havaya geçecek.